Dostlar merhaba. Yine Fenerbahçe dolu yepyeni video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe yakın tarihinin yılan hikayesine dönen, hepimizin uzun günler boyunca bekleyip de gerçekleşmeyen transferlerin aktörlerini beraberce konuşuyor olacağız. Bu videoda geçmişe gideceğiz. Bu videoda Fenerbahçe tarihinde damgasını vurmuş, gerçekleşmeyen transferlerin kahramanlarını konuşacağız. Haydi o zaman. Yavaş yavaş başlayalım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık serüveninin başladığı ilk yıllar. O sezon Fenerbahçe Almanya'da genç yetenek teknik direktör Joachim Löw'ü takımın başına getirir. Löw'ün transfer raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi ilk olarak yaratıcı, güçlü, fizik olarak kuvvetli, önemli bir santraforun peşine düşer. Almanya'da Bundesliga'da hatırı sayılır bir kariyere sahip olan Basura Solu'yu Duisburg takımından transfer etme kararı verir. Fenerbahçe Duisburg'da 10 milyon marka, futbolcunun kendisiyle de 3 milyon marka anlaşma yapar. Futbolcu Türkiye'ye getirilir. Havalimanında binlerce taraftar inanılmaz büyük bir izdihamla oyuncuyu karşılar. Oyuncu kulübü gezer. Fenerbahçe Solu'yla ön protokol yapar. Futbolcu ülkesine döner. Ve ondan sonra yaklaşık bir ay sürecek olan bir transfer macerası başlar. Solu'nun menajeri aldığı komisyonu beğenmeyerek oyuncusunu Dortmund'a götürmeye çalışır. Fenerbahçe oyuncuyu bırakmak istemez. Ve o dönem Türk futboluna damga vuracak bir hikaye başlar. Bir ayın sonunda Fenerbahçe Solu'yu kaybeder. Solu Dortmund'a imza atar. Ve benim gibi Solu'yu karşılamaya giden binlerce Fenerbahçeli için havalimanındaki o coşkulu görüntüler küçük bir han olarak. ...1999 yılı Çiçekburnu'ndaki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin üzerindeki şampiyonluk baskısının iyiden iyi arttığı zamanlar. Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da arka arkaya gelen başarılarından sonra Fenerbahçe yönetimi ve başkan Aziz Yıldırım çok önemli bir dünya starını Fenerbahçe'ye kazandırma kararı verir. O dönem Romanya milli takımının kaptanlarından biri olan ve Chelsea'de forma giyen Dan Petrescu transfer etmek için Fenerbahçe yönetimi adeta adaya çıkartma yapar. Chelsea'ye oyuncunun bonservisi için 2,5 milyon dolar teklif edilir. Chelsea oyuncu için 3,5 milyon dolarlık bonservis bedelinde ısrar eder. Yaklaşık 2 ay boyunca Fenerbahçe medyası Dan Petrescu ile yatar, Dan Petrescu ile kalkar. Oyuncu ailesiyle beraber Türkiye'ye tatile gelir. Hatta Fenerbahçe yönetimi oyuncuyu Büyükada'da tekne turuna çıkarır. Dan Petrescu Fenerbahçe'nin davetlisi olarak Türkiye'de yer, içer, gezer ve geri döner. Sonrası mı? Sonrasında Dan Petrescu Chelsea'de kalır ve Fenerbahçe asla geri dönmez. 2000 yılı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetimi üzerindeki şampiyonluk baskısının iyiden iyi hissedildiği zamanlar. Fenerbahçe yönetimi o yıl milli takımın başında bulunan Mustafa Denizli ile sezona başlar. Mustafa Denizli içerisinde önemli yıldızların bulunduğu bir transfer listesini Fenerbahçe yönetimine iletir. Listenin başında yer alan isim ise İtalyanların ünlü oyuncusu Gianfranco Zola'dır. Fenerbahçe yönetimi Zola'nın bonservisini almak için Chelsea kulübüyle sıkı bir pazarlığa girer ve 3 milyon pound karşılığında Fenerbahçe kulübü ve Chelsea anlaşır. Bundan sonra iş tamamen Zola'nın ikna edilmesine kalmıştır. Fenerbahçe yönetim kurulu Zola'nın ikna edilmesi için özel bir ekip kurar. Bu özel ekip içerisinde eski futbolcumuz Högün, Selim Soydan'ın, Volkan Ballı'nın ve Hamdi Akın'ın bulunduğunu özellikle söylemek lazım. Bu kadro Zola'nın iknasında ciddi bir mesafe kat ederler. Oyuncu ikna olmaya yakındır. Hatta 20 Mayıs'ta Türkiye'ye ineceği bile konuşulur. O dönem Fenerbahçe kamuoyu ve medyası Zola'nın transferine kilitlenmiştir. 20 Mayıs gelir, Zola inmez. Fenerbahçe o sezon Zola'nın yerine Haim Revivo, Milan Rapayic, Kenneth Anderson, Eivind Barış gibi isimlerle şampiyon olur.
2008 yılındayız arkadaşlar. 2008 yılı Fenerbahçe'de Zico'nun gönderilip dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın tam da kafama göre bir antrenör diyerek Aragones'i transfer ettiği yıldır. İspanyol Teknika'dan Fenerbahçe'ye gelirken iki ismin transfer edilmesini ister. Bunlardan bir tanesi Mallorca'nın santraforu Daniel Guiza, bir diğeri ise Villarreal'in ve İspanya'nın orta sahasında görev yapan frikik kralı Marcos Senna'dır. Fenerbahçe yönetimi Daniel Guiza transferi bitirmesine rağmen Marcos Senna transferinde önemli engellerle karşılaşır. Fenerbahçe yönetimi o dönem yaklaşık 15 milyon euroluk ciddi bir bonservis bedeli önermesine rağmen oyuncuyu Villarreal'den ne yazık ki alamaz. Özellikle Marcos Senna'nın menajerinin, yani oyuncu temsilcisinin Fenerbahçe'nin teklifini kullanarak Villarreal'deki aldığı parayı arttırıp oyuncunun Villarreal'de kalmasını sağlar. Fenerbahçe taraftarı tam 2,5-3 ay boyunca Marcos Senna'yı bekler. Marcos Senna'yı bekleyen Fenerbahçe taraftarı aynı takımda görev alan Josiko'yla o sezonu idare etmek zorunda kalır. İşte o sezon Fenerbahçe'de yükseliş döneminin bittiği, duraklama, gerileme döneminin başladığı zamandır. 2013 yılının devre arasındayız. O sezon gerçek anlamda bir 10 numara arayan Fenerbahçe'nin kısa listesinde transfer bekleri arasında bulunan isim o dönem Montpellier forması giyen Younes Belhanda'dır. Fenerbahçe yönetimi Belhanda'yı transfer etmek için çok ciddi bir çaba sarf eder. Oyuncunun kendisiyle ön anlaşma imzalar. Hatta Belhanda Fenerbahçe formasıyla küçük pozlar bile vermeye başlamıştır. Kendisi Montpellier'de kalmamak için çok ciddi çaba sarf etmesine rağmen o dönem Montpellier başkanı Luis Nicolini'nin Fenerbahçe'ye oyuncuyu vermeme tavrından dolayı o dönem Younes Belhanda'yı transfer edemez. Fenerbahçe taraftarı tam bir ay boyunca her gün Belhanda transferi yatar, Belhanda transferiyle kalkar. Ve ne yazık ki Belhanda o dönem Fenerbahçe forması giyemez ve oyuncu ertesi sene Dinamo Kiev'e transfer olur. Yıllar sonra Fenerbahçe'ye gelecekken direkten dönüp sonrasında Galatasaray'a gelen Belhanda için birçok Fenerbahçe taraftarı iyi ki Fenerbahçe forması giymemişler. 2016-2017 sezonu Diego'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe yeni potansiyelli, yaratıcı bir 10 numara arayışına girmiştir. O dönem içerisinde Hollanda'da Twente takımında öne çıkan Hakim Ziyech Fenerbahçe'nin ilk ve en önemli transfer hedefidir. Fenerbahçe yönetimi Hakim Ziyech'i transfer etmek için çok ciddi bir çaba içerisine girer. Yaklaşık 2-2,5 ay boyunca Fenerbahçe oyuncunun peşinden koşar. Hatta Hakim Ziyech ve ailesi Fenerbahçe atkısıyla poz bilebilir. Fakat o dönem Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rostov'a elenen Ajax yaklaşık 11 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Hakim Ziyech kadrosuna katar. O gün anlamayan Hakim Ziyech bugün Ajax formasıyla dünyanın en önemli oyuncularından biri haline. Evet arkadaşlar, yani Fenerbahçe'nin transfer etmek isteyip de edemediği futbolcu listesine birçok isim ekleyebiliriz. Yakın zamanda Kolarov, ondan önce Hatem Ben Arfa bu listenin önüne, arkasına, her yerine ekleyemeyecek isimler. Bunun farkındayım. Ancak ben daha az bilinen ve daha uzun süre beklediğimiz isimlere bu videoda yer vermeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe dolu günler diliyorum. Görüşmek üzere.